Bu uygulamamızda Power Query ortamında yine M dilini kullanarak metin veri değiştirme metin veri fonksiyonlarını kullanacağız. Şöyle uygulamamıza bir bakalım arkadaşlar. E yine satışlar verimizi açacağız. Ürün kodları var. Ürün kodlarında bir karakteri değiştirmek istiyoruz burada. Vczz ile değiştir. Amacımız Text Replace'i, Table Replace Value'yu kullanmak arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir ürün kodunun işte tirelerle ayrılmışsa da bunun ilk kısmını bulmak üzere text before delimiter. Biliyor musunuz bu ayrı, ayrı, aç anlamındaydı. Yani bizim e, tireden önceki ilk kısmını vermemizi sağlıyor bu böyle. Yine iki tire arasındakini istiyorsak da bu sefer text between delimiters fonksiyonlarını kullanarak arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sayıda fonksiyonu var. Bunları kullanarak işlemlerimizi yapacağız. Birinci kodumuz gelişmiş düzenleyici içerisinde olacak, diğerleri özel sütun oluşturma işleminde olacak. Şimdi birlikte yapalım arkadaşlar. E, veri sekmemize gittik ve e, satışlar verimizi son verilerden alıyoruz. Şimdi biliyorsunuz. Bu M dilinde ya sütun eklemede kullanılıyor, burada kullanılıyor veya fonksiyon değiştiriyor. Şimdi burada en sonuna geleceğiz. Bu veri alınmış zaten. En son satırda virgül kullanılmıyor. Bakın virgül 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 boş oluyor. Biz yeni bir satır yazacağımız için buna virgül koyarak devam etmemiz lazım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Kendimiz bir satır ekleyeceğiz. Ekliyoruz burada atıyorum ona ne diyelim adına ne demişiz? Kod güncelle. Tamam. Kod güncelle diyoruz. güncelle. Türkçe pek değişti. Kullanmasak daha uygun olur sanıyorum. Şeyde şaşırmasın. Bu kod güncelleme de son adımımız olduğu için onu da buraya yapıştırıyoruz. Böyle bir olayımız var. Son adım. Tamam mı? Şimdi kod güncellemede ne yapacağız? Bakın o e, e, şeyi table replace value yapacağız. Ama dikkat edin her işlemden önce yine son yani şuradaki işlemin adı değiştirilen tür. Onu alarak ilerleyeceğiz. E, şurada bakın. Yeni adlandırılan stüdyomu demişiz. Biz gidelim e, e, buraya table nokta replace value value evet buna dikkat ediyoruz dedikten sonra son adımımızı bakın arkadaşlar yerine koyacağız önceki adımımız şu değiştirilen tür orada farklı olmuş İşte bunlara dikkat edin artık tamam kendi deyimimizi yazabiliriz virgül dedik ondan sonra arkadaşlar onu yaptıktan sonra işte fc'leri zz ile yap Replacer, replace text demişiz Ondan sonra da e, ürün kod 2 olarak da e, onu e, adlandırıyoruz. Arkadaşlar. E, replace sir, Replace text Text dedik. Ondan sonra e, bakalım. Ha! isim vereceğiz önce önceden şurada dedikten sonra hani şu anda replace içindeyiz ya ondan sonra fc'leri fc'leri e, zz yap diyoruz ondan sonra replacer text dedikten sonra yine devam edeceğiz buranın içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sintaksımız var ürün kodu iki yani e, Böyle bir adlandırma yapacağız. O bracket içerisinde. Ondan sonra bitireceğiz. Nokta koymayacağız. Replace text. E, Şuranın içerisinde. Ondan sonra. E, ürün kodu 2. Şöyle bir virgül var. Ürün kodu 2. Bu şekilde. oradan sonra virgül koymuyoruz. Ee, bir parantezle ilgili sorumuz var. Bir yerlerde kapatıyor da biz mi kapatmadık ee, şu anda? Ee, bir bakalım. Replace value dedikten sonra belki şu boşluk olmayacak. Ondan sonra ee, bakalım parantezle ilgili açıldı. Başka parantezimiz yok. Ondan sonra virgüller var. Replace, replace text var. Ee, bu şekilde. Ondan sonra. Ha şurada iki tane olduğundan kaynaklanmış. Tamam oldu. Herhangi bir hatamız yok. Bunu da buraya yazdık. Yani şu anda işlemimizi arkadaşlar gerçekleştik. Ürün kodunun içerisindeki e, fc'leri zz yaptı. arkadaşlar. Evet. E, gidelim. E, gördüğünüz gibi. Ürün kodu bulalım. Ürün kodu gördüğünüz gibi e, fc'ler zz olmuş durumda. O şeyimizi yaptık. Arkadaşlar. Değiştirme işlemimizi yaptık. Evet. E, bu şekilde görmüş oldukça. Ha, diğerlerini de yapalım. Pardon. Ondan sonra e, bunu hallettik. İlk kod daha basit, bunlar özel şeyde evet, text before delimiter, between delimiters diye ee, devam edelim. Sütun eklemeye kastım sütun. İlk kısım diyeyim ben bunu hatta. İlk kısım kod diyeyim, ürün kodunun ilk kısmı. Geliyorum, text dedim, text dedim, e, before delimiter dedim, before e, delimiter dedim. Ondan sonra e, before delimiter ürün kodunu gireyim. Ondan sonra delimiter'ımı gireyim. Tire kapatayım. Görmüş olduğunuz gibi bana e, kodun ilk kısmını verecek. Ondan sonra text before delimiter e, tamam. Bakalım. İlk kısım kod. Nerede hatamız var? E, text nokta before delimiter dedikten sonra aynı bunları yazdık. Text nokta delimiter ürün kodu delimiter adı tanınmadı. Text before delimiter yazışına bir daha bakalım. delimitermiş. Evet özür dilerim. Ben hep eee mitir diye yazıyorum. Delimiter. Evet. E, bu şekilde olacak. Evet, ilk kısmını aldık. Delimiter e, bu şekilde eee delimiter'mış. Tamam. Elle yazdık, böyle oldu. Evet, onu halletmiş olduk. Bir özel sütümüz daha var. Ara kod Yani işte ürün kodunun arkadaşlar iki tri arasındaki kısmını bulacağız. Ee, yine text, yine between delimiters. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi ondan sonra doğrudan onu seçebiliriz hiç uğraşmadan. Sadece başındaki fazlalığı çıkaracağız. Okey. Yapıyorum. İşte ürün kodu geldi. Şimdi delimiters'ın birisi çok özetlerim. Bu öbürü de o. İşte iki tire arasındakini ver şeklinde yapmış olduk. Evet yapalım. Yani bizim ürün kodlarımız şöyleydi. Gördüğünüz gibi ürün kodumuz ilk kısmı, orta kısmı, ee ondan sonra bulmak için arkadaşlar bu fonksiyonlarımızı kullanabiliriz. Evet, e, bunlara ilişkinde tekrar raporlamada kullanacağımızı e, belirttik arkadaşlar. Tabi bu, bu arada güncellenmiş kodlardan bulundu. Güncellemek istemiyorsak yeni sütundan orijinali durur, onun üzerinde çalışabiliriz. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere, hoşçakalın.